Selam arkadaşlar. Kanalda biraz değişiklik yapıp bir seri başlatmaya karar verdim. YouTube Türkiye'de dünya futbolundaki derbilerle ilgili kapsamlı bilgi veren az video olduğunu gördüm. Biliyorsunuz derbilerin siyasi, sınıfsal, etnik, toplumsal ve dini gibi birçok dayanağı var. Ben de bu seride yerli yabancı birçok kaynaktan faydalanıp derbilerin kökleri neye dayanıyor, aralarındaki nefretin sebepleri ne gibi sorulara cevaplar arayıp derli toplu biçimde ve dilim döndüğünce sunmaya çalışacağım. Uzun bir seri olacak siz beğenip izlediğiniz sürece bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Tabi evvela derbi kelimesinin köklerine bakmamız gerekiyor. Doğrulanmayan kaynaklara göre derbi kelimesinin kökeni 1780 yılında İngiltere'de derbi kontu tarafından başlatılan at yarışlarından geliyor. Futbol açısından bakarsak derbi coğrafi olarak birbirine yakın iki yerel kulüp arasındaki karşılaşmalara deniyor. Aynı şehirdeki veya aynı bölgedeki iki takımın karşılaşması genelde derbi olarak adlandırılıyor. Manchester City ve Manchester United gibi. Fakat aynı ülkede birbirine uzak iki takım karşı karşıya geliyorsa buna derbi denmiyor. Liverpool Manchester United karşılaşması için derbi yerine rivalry yani rekabet demek daha uygun. Tabi ben bu video serisinde zaman zaman sadece derbilerden değil rekabetlerden de bahsedeceğim. Çünkü kimi rekabetler derbilerden daha çetin daha ilgi çekici olabiliyor. Ya da köklerinde inanılmaz hikayeler barındırabiliyorlar. Neyse derbi rekabet farkından kısaca bahsettiğimize göre artık asıl konumuza başlayabiliriz. Bu serinin ilk videosu Boca Juniors River Plate derbisi olacak. Bu arada River ve Boca arasından hangisini desteklediniz ve özellikle neden desteklediğinizi yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ayrıca Instagram, X ve YouTube'da yaptığım anketlere katılırsanız çok sevinirim. Süper klasik olarak adlandırılan bu derbinin kökleri hayli ilginç. 1905 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaklaşık 900 bin kişi yaşıyordu. Bu nüfusun önemli kısmını 1870'lerden itibaren göç eden İtalyanlar oluşturuyordu. Tabi biliyorsunuz kitlesel göç beraberine sefalet ve kötü yaşam şartları getiriyor. İtalyan göçmenler için de böyle oldu. Bu göçmenler Buenos Aires'in güneyinde tersanelere yakın bir nehir kıyısına yerleşti. İşte iki kulüpte La Boca adı verilen yoksul mahallesinde ve civarında kuruldu. Boca ve River arasında kurulan ilk kulüp River Plate'ti. Beyaz forma giyen Santa Rosa ve Rosales takımlarını sahada birbirinden ayırmak için taraflardan biri formağına diagonal biçimde kırmızı bant çekiyordu. Bu iki kulüp birleşince günümüze kadar devam eden ikonik forma böylece doğmuş oldu. Kulübün ismi içinse şöyle bir hikaye anlatılıyor. Rivayete göre liman işçileri taşıdıkları kasaları bir kenara bırakıp futbol oynamaya gitmişler. Yerde bıraktıkları kutuların üzerinde ise River Plate yazıyormuş. Boca Juniors ise River'dan 4 yıl sonra 1905 yılında kuruldu. 3 göçmen İtalyan genç futbolu oraya göç etmiş İrlandalı bir boksörden öğrenmişti ve kendi kulüplerini kurmaya karar vermişlerdi. Bu yüzden kulübün lakaplarından biri Cenovalılar. Kulübün ilk başkanı Esteban Baglietto ise henüz 17 yaşındaydı. Boka'nın forma renkleri içinse şöyle bir hikaye anlatılır. Boka kurulduğu zamanlarda beyaz zemin üzerine siyah çizgili formalarla maça çıkarmış. Fakat yerel rakipleri Nottingham'de Almayro aynı formaya giyiyormuş ve iki takım arasında bir maç yapılmış. Kazanan forma renklerini koruyacak, kaybedense bunları değiştirecekmiş. Boca Juniors maçı 3-1 kaybetmiş. Kulübün kurucuları yeni renklerin ne olacağını düşünürken limana gelen ilk geminin bayrak renklerini forma rengi yapmaya karar vermişler. Limana yanaşan ilk gemi bir İsveç gemisi olmuş. Böylece Bocconius'un ikonik forma renkleri ortaya çıkmış. İki takım ilk kez 1908'de karşı karşıya geldi. Bu hazırlık maçını Juniors 4-1 kazandı. Aralarındaki ilk resmi maç için ise 1913 yılını beklemek gerekecekti. Bu maçı River Plate 2-1 kazandı ve ezeli rekabet başlamış oldu. Rekabetin fitili ilk kez 1911 yılında La Manyana gazetesi tarafından ateşlendi gazete River Plate ve Boca Juniors arasında bir popülerlik yarışması düzenledi. Gazeteye en çok mektup gönderen takım taraftarları bu yarışmanın sonucunu belirleyecekti. Yapılan yarışmayı Boca kazandı fakat sonuç şaibeliydi. Bazı insanlar iki tarafı da kışkırtmak ve gazetenin satışlarını arttırmak için hem Boca'lı hem de River'lıymış gibi mektuplar yazıyordu. Bu arada eklemem şart, ilk yıllarda iki kulüp arasında tam anlamıyla düşmanca ve ezeli bir rekabet yoktu. 1925 yılında Boko Juniors Avrupa turnesinden geri döndüğünde onları limanda River Plate taraftarları karşılamıştı. Bu nadir dostluk girişimlerine rağmen olaylar olmuyor değildi. 1931 yılında iki takım arasında oynanan bir maçta 3 oyuncu sahadan atılınca River Plate sahadan çekildi. Sağdaki tansiyon tribünlere taşındı ve iki taraftar grubu arasında istenmeyen olaylar yaşandı. River Plate 1935 yılında Buenos Aires'in zengin bölgesi olarak bilinen kuzeydeki Nunez'e taşındı. Burası La Boca'nın tekinsiz ve kötü kokan sokaklarına kıyasla park ve bahçelerin bulunduğu modern ve yaşanılabilir bir yerdi. Günümüzde halen kullandıkları 75 bin kapasiteli el monumental bu semte inşa edildi. Bu taşınma sonrası River Plate La Boca'daki yoksul halktan uzaklaştı. Hatta zaman içinde La Boca'yı beğenmemeye ve hakkında kötü konuşmaya başladılar. Bokalılara göre ise River Plate artık zengin ve şımarık çocuklardı. Kendilerini büyük görüyorlardı. Üstüne bir de o dönem için astronomik seviyede iki transfer yapınca alaycı biçimde Los Millonarios yani milyonerler olarak adlandırılmaya başlamışlardı. Bu andan itibaren iki kulüp arasındaki rekabet körüklendi çünkü River Plate artık zenginlerin kulübüydü. Boca Juniors ise yoksul mahallesinde mücadeleye devam ediyordu. Hatta statları La Bombonera'yı da buraya inşa etmişlerdi. Böylece iki kulüp arasındaki rekabet sınıfsal niteliğe büründü. Bir tarafta zengin aristokratların ve elit kesimin River Plate'i, diğer tarafta yoksulların temsilcisi Boca Juniors. Arjantin'de sınıfsal fark zaman için derinleştikçe rekabet de körüklendi. Artık Bokalıların River destekleyen, River'ların Boca'yı destekleyen arkadaşları yoktu. Bokalar River Plate taraftarları için gallinas yani tavuk diyordu. Onlara göre River'lar korkaktı ve her türlü kavga ve mücadeleden kaçınıyorlardı. River Plate'ler ise Boca için Bosteros yani leş kokan diyordu. Bu hitap için iki hikaye anlatılıyor. Birincisi Laboka mahallesinin hemen yanında bulunan nehrin kötü kokması. İkincisi ise bu stadının olduğu yerin hemen yanında yer alan fabrikanın geçmiş yıllarda tuğla üretmek için at gübresi yakması ve buradan çıkan kokunun futbol sahasını kaplaması. Taktıkları diğer lakaplar ise domuz, tavuk kümesi ve çöplük. Geçmiş bir tarihe ait olan şu görselde gördüğünüz gibi Boka taraftarları pasaklı, gürültücü ve göbekli İtalyan pizzacası gibi resmedilirken River Plate'ler ise İngiliz şıklığında zayıf, takım elbiseli ve iyi görünümlü bir aristokrat biçimde tasvir ediliyor. Bu sınıfsal fark elbette takımların oyun stiline de sirayet ediyordu. Boca futbolcuları alt sınıfı temsilen, kas gücüne dayalı, emek yoğun ve mücadeleci bir oyun tarzı sergilerken River Plate ise varlıklı elitlere uygun biçimde göze hoş gelen, zarif ve estetik bir oyun ortaya koyuyordu. Bu yüzden River'lılar Boca'nın oyun stilini kavgacı buluyordu. Rakipleri sanki futbol oynamıyorlardı da sokakta kavga ediyorlardı. İki kulüp arasındaki bu keskin fark taraftarlar arasında gittikçe artan şiddete sebep oluyordu. 1968 yılında Bokalı taraftarlar River'ların üstüne yanan kağıt parçaları attı. Çıkan panik sonrası insanlar 12 nolu kapıya yöneldi fakat kapı kilitliydi. İzdiham yaşandı. 70 taraftar öldü, 150 kişi yaralandı. Bu olay o zamana kadar yaşanan en büyük futbol trajedisi olarak kayıtlara geçti. O günden beri El Monumental'de stat kapıları numarayla değil harflerle anılıyor. Yaşanan bir diğer olaysa muhtemelen Türk futbol severlerin çok iyi bildiği bir hikaye. 30 Nisan 1994 tarihinde River Plate'in 2-0'lık galibiyetiyle biten bir derbinin hemen ardından 60 kişilik Boca taraftarları yaklaşık 30 kişiyi taşıyan River Plate aracına pusu kurdu. 30'dan fazla mermi ateşlendi. Birçok insan yaralandı. 2 River taraftarı öldürüldü. Bu olay sonrası River Plate'in evi olan Nunez semtinin duvarına şu yazıldı. Skor eşitlendi. River 2, Boca 2. Bu olaydan sonra 8 kişi tutuklandı. Bir sonraki Süper Klasiko'da ise Boka taraftarları hapse giren hooliganlar için kahramanlarımız sizinle gurur duyuyoruz yazılı bir pankart açtı. Taraflar arasındaki gerilimi basının da kaşıdığı oluyordu. 2004 yılında derbide Kavenagi'nin galibiyeti getiren golünü atmasının hemen ardından Ole şu manşeti e attı. Sin Vazelina yani vazelinsiz. 2011'de River Plate 110 yıl sonra küme düşünce Bokalı taraftarlar sokaklarda kırmızı beyaz tabutlar taşıyıp geçit töreni düzenledi. 2015'te oynanan Copa Libertadores maçında Bokalılar River Plate'de oyuncuların çıkış tüneline ev yapımı bir bergaz attı. Sonrasında taş yağmuru başladı ve maç iptal edildi. Boka turnuvadan ihraç edildi, 200 bin dolar ceza aldı ve stadı iki maçlığına kapatıldı. 2018 Copa Libertadores finali. River Plate taraftarları bokalı futbolcuları taşıyan otobüsü taşlayıp içine biber gazı attı. Bazı oyuncular gözlerinden yaralandı. Bu maç iki kez ertelendi ve sonunda İspanya'da oynanmak zorunda kaldı. Derbinin başladığı ilk andan günümüze kadar taraftarlar arasında yaşanan olaylarda şu ana kadar tam 320 kişi hayatını kaybetti. Taraftar sayısı Boca'da biraz daha fazla. Tabi kriminal olaylarda Boca taraftarlarının da adı çok geçse de River Plate taraftarları çok da masum değil. İki tarafta mafyatik bağlantılara sahip. Hatta bazı taraftar gruplarının transferden komisyon aldığı bile söyleniyor. İki kulüp arasında rekabet sadece sportif değil ticari bir rekabet de var. Boca'nın forma sponsoru Nike iken River'ın sponsoru Adidas. Boca, Pepsi, River Plate ise Coca Cola ile anlaşmalı. Bu yüzden Arjantin'de Coca Cola içen Boca'lı göremezsiniz. Rekabetin bir de futbolcu boyutu var. İki takımda forma giyen oyuncular yok mu var tabi fakat bunun sorumluluğunu taşımak hiç de kolay değil. Batistuta River forması giydikten sonra Boca'ya transfer oldu. Fakat Boca'lılar bu oyuncuya o kadar kötü davrandı ki yıldız golcü buradaki baskıdan kaçıp İtalya'ya gitmek zorunda kaldı. Bir daha da Arjantin'e dönmedi. Boca forması giyen Carlos Tevez ise attığı bir gol sonrası sevincini tavuk gibi kanat çırparak kutladı ve ezeli rakibini kızdırdı. Bu hareketi sonrası kırmızı kart gördü. Son olarak 2023'te oynanan karşılaşmada tam 7 kırmızı kart çıktı. Bu rekabete bir de sayısal açıdan bakalım. 13 Mart 2024 tarihi itibariyle iki takım arasındaki lig, kupa ve uluslararası karşılaşmalarda Boca'nın 74, River'ın 72 galibiyeti var. Yani Süper Klasiko'da iki taraftan birinin bariz bir üstünlüğü yok. Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olarak söylenen Libertadores'ta Boca'nın 6'ya 4 üstünlüğü olsa da Boca 2007'den beri bu kupayı kazanamıyor. River Plate ise son olarak 2015 ve 2018'de kupayı kazandı. Son yıllarda bu kupada River Plate farkı giderek kapatıyor. Super Classico birçok basın kuruluşuna göre dünyanın en önemli derbilerinden biri. The Observer ölmeden önce izlenmesi gereken 50 spor olayı listesinin en başına koydu. 442, Daily Telegraph ve Daily Mirror gibi önemli basın figürleri ise bu derbiyi yukarılarda konumlandırıyor. İki kulüpte ekonomik sebeplerden ötürü yıldız oyuncuların takımlarda tutamasalar da rekabet hiçbir zaman azalmıyor. Tribün şovlarının bir benzerine Avrupa'da rastlayamıyorsunuz. Bu yüzden spor turizminin en önemli destinasyonlarından biri haline geldi. Tur firmaları Süper Klasiko için özel turlar düzenliyor. Elbette bu darbenin bu kadar ateşli olmasının sebebinin sınıf çatışması olduğunu unutmamak lazım. Google Maps'ten La Boca Mahallesi ve Nunya sokaklarını birazcık dolaştım ve bu fark günümüzde bile bariz. Hatta gelin bu turu beraber atalım. Lavokaya adım atar atmaz bakımsız sokaklar bizi karşılıyor. Yere atılmış çöpler var ve çöplerin başında iki tane vatandaş var. Genel olarak iki katlı evleri görüyoruz. Ben pek apartman göreceğimizi sanmıyorum bu tur boyunca. Kablo karmaşasını görüyorsunuz. Sokaklarında grafitler ve boyanmış duvarlar görüyorsunuz. Yine duvarları saçla kaplanmış bir ev görüyorsunuz. Bu da yoksulluğun emarelerinden biri. Ben biraz da Boca Juniors'un stadı olan La Bombonera'nın etrafını gezelim istiyorum. La Bombonera 1940 yılında inşa edilmiş. La Bombonera çikolata kutusu demek herhalde görüntüsü itibariyle bu ismi yakıştırmışlar. Stadın tamamının sarı lacivertli renklere boyandığını görebiliyoruz. Sanıyorum ileride sol tarafta birkaç tane mağaza var. Ve stadın yine duvarlarının çeşitli resimlerle boyandığını görüyorum ben. Muhakkak bir anlama geliyordur ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yine birkaç hediyelik eşya dükkanı görüyorum. Boca Juniors'a ait ürünlerin satıldığı bazı mağazalar. Yine bu vatandaş binanın tamamını sarılarca cevetli renklere boyamış. Biraz daha ilerleyelim bakalım enteresan bir şey görecek miyiz? Tabi burada benim dikkatimi çeken şey otopark sorunu. Muhtemelen buraya geldiğiniz zaman arabanızı park edecek yer bulamayacaksınız. Köşede göz alıcı bir dükkan daha var. Burada yine Boca Juniors'un en önemli figürü ve dünya futbolunun en önemli figürü Maradona'yı görebiliyorsunuz. Resmini nakşetmişler duvarlara. Gayet göz alıcı ve dikkat çekici. Tabii benim amacım biraz daha sokakları dolaşmak. Yani La o yoksulluğunu görelim istiyorum. Yine ova bir dakika. Ulan Coca-Cola hani yoktu? Hani kimse Coca-Cola içmezdi La Bocca'da? Yalancı çıktı iyi mi? Adam dükkanını açmış. Sokaklarda dolaşırken bir de polis abimize denk geldim. Sanırım birkaç polis daha görebiliriz diye tahmin ediyorum. Burada bir grup genç görüyorum. Bir tanesinin üstünde Boka forması var. La Boca'da Boca Junior forması giymiş birçok insan daha görebiliriz diye tahmin ediyorum. Bakalım karşımıza daha neler çıkacak. Ara sokaklara dolaşırken yine karşıma Maradona çıktı. Daha çok çıkacağını da tahmin ediyorum. Şaşırtıcı olmayan bir görüntü. Boka forması giymiş bir abi daha karşımıza çıktı. Evet La Boca sokakları şaşırtmıyor. Bir polise daha karşılaştık. Sokaklarda dolaşırken bir de ne görürüz? Burnunu tıkayan bir abla görüyorum. Şu an sanırım burada çöp döken bir abimiz var. Ya Abim ne yaptın ya? Zift gibi çöpü gitmiş yere döküyor. Çöpün içine dökmeli işte. Bunlar yoksul mahallelerde olan şeyler. Neymiş bunlar? Kuru kafa şeklinde resimmiş polis. Akbaba, kartal ve zengin insanlar resmi sağ tarafında, sol tarafta ise çiftçi, emekçi ve işçiler sanıyorum resmedilmiş. Bir de enteresan bir yazı yazıyor ortada. Tiranlık kanunsa İsyan haktır yazıyor. Bu da sınıfsal çatışmanın bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Resimde zaten bunu gösteriyor. La Boca'nın turistik bir sokağındayım. Şu an yukarıda Papa ve Maradona'yı bize el sallarken görüyoruz. Bu da futbolla dinin bir arada olduğu enteresan görsellerden biri. Burada yine enteresan bir yazıya denk geldim. Republika La Boca yazıyor. Yani La Boca Cumhuriyeti. La Boca yoksul bir mahalle olduğu için diğer ülkelerde de görülen bu yoksul mahallelerin kendini ülke genelinden ayırma, izole etme durumunun bir temsiliyeti olduğunu düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Biraz da River Plate'in evi olan zengin mahallesi Nunez'i gezelim istiyorum. Daha adım atar atmaz görüyoruz ki karşımızda bir River Plate forması gibi bir ablamız var. E, tabii bunlar çok şaşırtıcı değil. E, mahallenin tabi La Boca'ya göre çok daha iç açıcı olduğunu görüyoruz. Sokakların temiz olduğunu görüyoruz. Yine lüks kafelerin, restoranların olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum ben. Bakalım karşımıza daha neler çıkacak. Sarının etrafında kısaca bir tur attığımızda ise gözümüze sokulan Coca-Cola ve Adidas reklamlarını görmemiz mümkün. Tabi bu sefer otopark sıkıntımız yok çünkü El Monumental Stadyumu biraz daha e, şehrin dışına kurulmuş. Nunez'de bir üniversite denk geldim. Buradaki insanlar ben şu üniversiteden mezun oldum derken La Boca diklerdi. Herhalde ben Hayat Üniversitesi'ne mezun oldum diyordur. Burada bir abla var bizim fotoğrafımızı çekiyor. Niye çekiyorsa. Tabi buradan kılıktan, kıyafetten ve telefon kılıfından insanların sınıfsal duruma dair çıkarım yapmak mümkün. Yine sokaklarda koşan insanlar görürüz. Spor yapan insanları görürüz. La Bucada gördüğümüz tek spor ise polisten kaçmalar. Yani tabii benim ilgilendiğim daha çok sokaklar. Ee, baktığımız zaman Nunez'de çok daha bakımlı evler görürüz, çok daha lüks evler görürüz. Hatta bahçelerini çalışan insanlar görmek olası. Hemen arkada da El Monumental Stadyumu kendini gösteriyor. Şu an Nunez'in bakımlı sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Muhtemelen ortalama gelir seviyesi yüksek olan insanın gittiği bir kafe veya bir restoranın önündeyizdir diye tahmin ediyorum. Yine baktığımız zaman sokaktan La Boca'ya kıyasla çok daha lüks araçların olduğunu söylemek mümkün. Yine apartmanları arka tarafta görüyoruz. Nunez tabi üst gelir seviyesine sahip insanın tuttuğu bir yer olduğu için hizmet konusunda da biraz farklılıklar görmeniz son derece olası. Mesela hemen sol tarafımızda gluten free yani glutensiz ürünlere satıldığı bir restoran görüyorsunuz ki La Boca'da böyle bir şey bulamazsınız. Yine gelir seviyesi de doğru orantılı olarak La Boca'da otogaleri bile göremezken Mercedes-Benz bayini Nunez'de görmek son derece normal. Tabi burada amacım iki kulüp arasındaki sınıfsal farkın sokaklara nasıl sirayet ettiğini görmekti. ben de sizlerle birlikte bunu görmüş oldum. He unutmadan Maradona konusuna da değineyim. Maradona 1981 yılında iki kulübün radarındaydı ve River transferde bir adım öndeydi. Ne var ki Maradona'nın gönlünde yoksulların takımı Boca Juniors vardı. Transfer rekoru kırarak Boca forması giymeye başladı ve o günden itibaren Boca'lıların gururu oldu. Bu yüzden La Boca'nın herhangi bir sokağında Maradona grafitisi görmeniz olağan bir durum. River Plate taraftarları Maradona'nın yeteneklerini inkar etmese de azımsanmayacak bir kesim Di Stefano'yu daha iyi bir futbolcu olarak görüyor. Maradona 25 Ekim 1997'de son maçını River Plate'e karşı oynadı ve iki takım taraftarları içinde unutulmaz bir an yaşattı. Bir de Boca Stadı'nın civarında Boca Dini Maradona Tanrı'nın Bombonera ise Kilisem yazılı olduğu söyleniyor. Yalnız nedense bu cümleye sadece Türkçe kaynaklarda denk geliyorsunuz. İngilizce ve İspanyolca arama yaptım fakat sonuç yok. Ben bu cümlenin uydurma olduğunu düşünmeye başladım. Özellikle de bir Türk tarafından uydurulduğunu düşünmeye başladım. Kentin lüks mahallelerinde yaşayıp da Boca taraftarı olan iş insanları da var. Boca'ya 12 yıl başkanlık yapan Makri böyle bir profile sahipti. Yine de halk nezdinde halen River'la arkadaşım olacağını ölürüm daha iyi diyen insanların sayısı hayli fazla. Şu hikaye de çok anlatılır. Ölüm döşendeki bir bokalı beni River Plate bayrağıyla sarılı olarak gömün. Görenler hiç değilse River'lı pisliklerden biri daha geberdi diye sevinsin demiş. Bu daha fanatizme başka bir örnek. Boka River derbisini tarihsel ve sosyoekonomik bağlamda ele almaya çalıştım. Konu hakkında kapsamlı bilgi verebildiğimi düşünüyorum. Umarım bu çalışmayı beğenmişsinizdir. Ben Mr. Major. Bir sonraki derbi hikayesinde görüşmek üzere.